Kültür AŞ'nin katkılarıyla hazırlanan Sosyal Garaj Kampüs'te başlıyor. Kültür AŞ'nin desteğiyle üniversite kampüslerini gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta İzmir'e geldik. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde genç girişimci arkadaşlarımızla buluşup harika bir girişimcilik etkinliği yapacağız. Sosyal Garaj Kampüs'te bu hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda da bugün bizi buraya davet eden Taylan hocamız var. Büyük keyifti. Teşekkür ederiz hocam bizi davet ettiğiniz için. Aslında biz hep İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin İzmir tarafında baktığımızda en böyle girişimcilik dediğimizde böyle önde gelen üniversitelerden biri olarak görüyoruz. Burada sizin tarafta da çok ciddi faaliyetleriniz var. Bugün burada güzel de bir etkinlik yapacağız. Birazdan bir sunum yapacağız. Öncesinde üniversite tarafında ve sizin oluşumunuzla ilgili bazı birkaç önemli noktaların altını çizelim isterim. Tabii ki. Şimdi zaten İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki Embryonics birimi bir şirket, Kuluçka merkezi. Aslında Kuluçka'dan öte pre-inkübasyon diyelim. İnkübasyon, hızlandırıcı bir merkez. 2004 yılında kurulmuş. Türkiye'nin aslında ilk Kuluçka merkezi. Daha yeni yeni Kuluçka konuşulurken kuruluyor ve en önemlisi, en büyük ortağı İzmir Ekonomi Üniversitesi %80. Geri kalan da sivil toplum kuruluşları. Yani bunun içinde İzmir Ticaret Odası, Ege Genç Adamları Derneği, Ege Bölge Sanayi Odası var. İlk etapta sadece öğrenciler faydalanıyordu. Sonra öğrencilerden öte İzmir'deki herkesin faydalanması sağlandı. Ama özellikle üniversite öğrencilerimizle ilgili eğitim programları, iş geliştirme, yani sadece projesi olmayanları da yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda üniversitemizde yine Eko Girişim diye bir bölüm var. Akademik çalışmalar, inovasyon ve girişimcilikle alakalı. Onlar da bizden veri alıyorlar genellikle. Ha, süper oluyor. Peki ya geçmişte de çok etkinlikler yaptınız çok, bu tarafta. Bu yıl da var aslında. Hani bugün biz de burada beraberiz. Etkinlik tarafında bakıldığında ne yaptınız ve ne planlarınız var bu üniversite bazında? 2010'dan beri zaten biz ETOM'la stratejik ortaklık yapıyoruz. Sağ olsun sevgili Burak'la 10 tane ETOM toplantısı yaptık. Bir tanesi zaten çok büyük bir toplantıydı. Onun dışında global olarak Startup Grind'ın İzmir chapter'ında rol alıyoruz. Ben alıyorum üniversite olarak da. StageCon'un her ay ayrı bir temayla yine ya aslında alıyoruz. Dediğim şeye geldi yani İzmir'e gelen ve bu tarafta girişimcilik konuşmak isteyen, yani girişimciliği şey yapmak isteyen, motive etmek isteyen herkes bir şekilde sizin yollarınız kesişiyor. Baktığımızda da şöyle de bir misyon var galiba. 2018 yılına kadar İzmir'den İstanbul'a gitmiş ekosistemdeki girişimciler tekrar İzmir'e geri dönecek diyorsunuz. Buradaki yani, ekosistemi büyüteceğiz. Yani buradaki ekosistemin birinci fazda henüz yeni ama çok canlı bir ekosistem. Sen de biraz gördüm zaten. Benim iddiam, açıkça söylüyorum, burada daha önce e-ticaret makta da söylemiştim. Yani 2018'e kadar İstanbul'daki İzmirlilerin çoğu buraya bence geri dönecek. 300 gün güneş var. Trafik problemi yok. Kreatif, yaratıcı insanlar için çalışma, startuplar için çok iyi bir ortam var. Artı buradan da çok iyi başarı hikayeleri de çıkıyor. Yani her şey var. Helva yapmak için her şey yapılıyor. Evet, biz de aslında bugün gördük. Üniversite bazında gördük tabii ama ekosistemden de arkadaşlarımızla tanıştık. Çok gerçekten keyifli bir ortam var İzmirli girişimciler için. Ama İstanbul'dakiler de geri dönüş yapıp bu ekosisteme katkı sağlayabilirler kesinlikle. Biz bugün buradayız. Önümüzdeki yılda tekrar gelmek isteriz. Sizden daha güzel projeler, daha iyi şirketler duymak isteriz. Sizi her zaman bekliyoruz inşallah. Her zaman burada sizi misafir etmeye hazırız. Çok teşekkür ederiz hocam. Sosyal Garaj Kampüs'te etkinliğimiz devam ediyor. İki kişi başladık. Moda'da 80 metrekare bir ofiste. Ciddi anlamda yatırımdan kastım da emek yatırımı. Zynga 2011 yılında 7 milyar dolar değerlemeyle halka arz olmuş bir şirket. Çok böyle toz pembe hikayeleri var bakıldığında. İşte dedim ki ben yine güzel bir iş yapmalıyım. Risk sermayedarlığı diye bir iş var. Bu işin sanatsal bakışını, işte bu işin kullanıcı deneyiminin böyle olacağını anlatamazsınız.
Çünkü orada gerçekten kendinizi eğitmek için, kendinizi göstermek için çok fırsatınız var. Ve orada bir bilgi havuzu inşa etmeye çalışıyoruz. Vadi, yani demek ki bir şeyler var, evet, sen yapıyorsun. Hala öğrenmemiz gereken çok şey var. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde güzel projeler dinliyoruz. Yanımızda Burak'ın var. Giftek diye lokasyon bazlı bir hediye servisi diye adlandırabileceğimiz bir servisi var. Kısaca ürün hikayesinden bahsedelim biraz. Sonrasında ne durumda olduğumuzu konuşalım. Ya, ürünün hikayesi aslında şöyle oldu. Kuzenimin doğum gününü kutlamayı unuttuğum bir zamanda kendisinin bir mekanda olduğunu öğrendim. Ve ben neden ona orada bir hediye gönderemeyeceğimi düşündüm. O anda zaten Giftek oluşmaya başladı. Sonra arkadaşım Murat Arı'la konuştuk ve Giftek'i o zamandan başlattık. Peki Giftek nasıl bir sorunu çözüyor aslında? Uzakta olduğunuz insanlara lokasyon bazlı onların bulunduğu konumuna hediye gönderme. Hediye gönderme, yani uzaktaki arkadaşlarınıza hediye göndermeyi hem bu sorunu çözüyor. Ayrıca yani genel olarak insanları mutlu etme isteği var. Hani bir şey, özel günler olsun ya da diğer günlerde olsun. Bunu kolaylaştırıyor, basitleştiriyor diyebilirim. Peki şu an ürün ne durumda? Ürün şu an yazılım olarak bitmiş durumda. İşletmelerle anlaşma yapıyoruz. Anlaşma yapıyorsunuz. Evet. İnşallah en kısa zamanda biz bu bir pilot olarak bölge seçilir mi yoksa? Pilot olarak İzmir bölgesinde başlıyoruz. Ama en kısa zamanda İstanbul'la da devam edeceğiz. Şansınız bol olsun. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle birlikte olduğun için. Sosyal Garaj Kampüs'te devam ediyoruz. Yanımızda da Oğuz var. Oğuz da sağ olsun bugün içerisinde biraz erken tanıştık. Aslında projesini de çok iyi bir şekilde dinleyebilme şansına ulaştık. sorusorsana.com. Bahsedelim biraz projeden. Tabii. Soru sorsana, kısaca yapamadığı sorusu olan bir öğrencinin bu sorusunun cevabına hızlı ulaşmasını sağlayan Crowdsource bir mobil eğitim platformu. Öğrenciler yapamadıkları soruların fotoğrafını çekiyorlar, bizim platformumuza yüklüyorlar ve bir başkası onlar için bu sorunun cevabını gönderiyor. Daha birinci sınıftasın, evet. Ve baktığımızda işte pilota seçilmişsin galiba. İşte birçok yerde startup bootcamp'te vesaire de etkinliklerinde bulunmuşsun. Aslında böyle bizi çok izleyen genç arkadaşlar var ve hani daha yolun başında olan arkadaşlar için güzel bir örnek teşkil ediyorsun burada. Peki kısaca şeyden bahsedelim. Bu süreçte mesela senin bu kadar yerlere başvurman, işte dereceye girmen vesaire. Temel olarak biraz girişimcilik tarafından da konuşalım projeden ziyade. Senin yaşıtındaki arkadaşlara neleri tavsiye ediyorsun? Öncelikle kesinlikle üniversitenin sadece işte okula gidip gelebileceğimiz ya da işte ders notu peşinde koşacağımız bir yer olmadığını düşünüyorum ben. Hayalimizde olan şeylerin peşinden koşmalıyız. Benim hayalim girişimci olmaktı ve ben bunun peşinden gidiyorum. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Ama eğer girişimci olmak isteyen arkadaşlarımız varsa kesinlikle hayallerinin peşinden gitsinler, tutkulu olsunlar. Bu eğer istekleri varsa vazgeçmesinler. Süper Burak, çok teşekkür ediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sosyal Garaj Kampüs'te etkinliğimiz devam ediyor. Yanımızda Burcu hocamız var. Bizlere eko girişimden bahsedecek. Aslında biraz bundan önce Taylan hocamız bahsetti ama daha detaylı çok dinlemeyi isteriz. Eko girişim aslında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin girişimci ruhunu yansıtan bir oluşum. Biliyorsunuzdur İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası'nın girişimiyle kurulmuş bir üniversite. Ve üniversitenin daha ilk kurulduğu günlerden beri hep şu söyleniyor. Önceden üniversiteye düşündüğümüzde işte mezunlar çıkacak, bir yerlerde birilerinin yanında çalışmaya başlayacaklar. Biz dedik ki hayır, böyle olmak zorunda değil, kendi iş fikirleriyle de hareket edebilirler. Aslında embriyoniks öğrencilerle ilgili faaliyetlerin pek çok kısmını onlara danışmanlık veriyor. Ama bu girişimciliğin bacaklarından bir tanesi. Diğerlerine baktığımız zaman bu eğitimlerin organize edilmesi var. Ki bu noktada COSGAP'le, TÜSİAD'la çeşitli ortaklaşa çalışmalarımız oluyor. Diğer bir bacakta da işin araştırma kısmı var. Yaptığımız çeşitli araştırmalarla girişimci profillerinin çıkartılması, firmaların yenilikçilik, girişimcilik kültürlerinin değerlendirilmesi ve hatta firmalarda yeni girişimlerin oluşması kadar iç girişimcilik kavramı da önemli. Bu konulara danışmanlık verilmesi gibi farklı alanlarda projeleri de Eko Girişim bünyesinde götürüyoruz. Mükemmel özetlediniz bence hocam. Biz birçok üniversite gezdik. Sizin yapınızda tam olarak bir şey de duymamıştık aslında. Bugün bu vesileyle İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden
çok güzel bir oluşumdan da haberdar olmuş olduk. Teşekkür ederiz ilginiz için. Biz teşekkür ederiz. Sosyal Garaj Kampüs'te bu hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeydi. Önümüzdeki hafta bir başka üniversite kampüsünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kültür AŞ'nin katkılarıyla hazırlanan Sosyal Garaj Kampüs'te sona erdi.